Arkadaşlar hepinize merhaba. İsmim Ümit. Belarus'tayım. Yaklaşık bir yıl önce buraya geldim. Bu videoyu çekmemdeki amaç da en baştan söyleyeyim. Şu, bir yıl önce buraya gelmeden önce bilgi toplamak istemiştim internet üzerinden. Hiçbir bilgiye, yani sağlıklı bilgiye ve güncel bilgiye ulaşamadım. Bunu yapmamdaki sebep de aslında şimdi bu. Buraya gelmek isteyen arkadaşlara yardımcı olmak ve aklımdaki soru işaretlerini kaldırmak amaçlı bu videoyu çekiyorum. Videomun altında soru cevap kısmında lütfen aklınıza gelecek herhangi bir burayla alakalı herhangi bir soruyu mutlaka gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Mutlaka size geri dönüş yapacağım. Videoya da başlamadan önce lütfen like atıp kanalıma da abone olursanız beni memnun edersiniz. Dediğim gibi şimdi hazırsanız başlayalım. Bir yıl önce geldiğimde, gelmeden önce buraya, dediğim gibi bilgileri, burası nedir, nasıl bir yerdir, yaşam tarzı, ekonomik durumları, sosyal faaliyetleri nelerdir hepsini incelemek istemiştim ama bir türlü dediğim gibi sosyal bilince bilgiye ulaşamadım. Sadece birkaç videoya ulaştım. Bu videolarda sadece insanlar, işte diğer arkadaşlarım hani sokakları, caddeleri, işte şu şurasıdır, bu burasıdır diye bir video vardı. Benim merak ettiğim konu şuydu, işin aslı, ev kiraları ne kadar, buradaki ekonomik durum nasıl, çalıştığın zaman geçinebilecek misin, market fiyatları, araba fiyatları, ev fiyatları, bunlarla ilgili çok bir bilgiye rastlamadım işin açıkçası. Buraya geldikten sonra, bir yıl sonra bilgi topladım sizler için. Şimdi onları sizinle paylaşayım. Burada ev kiraları şu şekilde. İsterseniz tek eve, yani tek odalı evler de var. Tek odalı evler yaklaşık 200 dolardan bahsediyor. Belarus'un Minsk şehrindeyim bu arada. Yani başkentinde en kalabalık olan bölgedeyim, bir şehirdeyim. Burada ortalama oda fiyatları dediğim gibi 200 dolardan başlıyor. Yani 300-500 dolara kadar çıkan oda fiyatları var. Evde aynı şekilde, yani iki odalı evlerde aynı şekilde. Burası için ya çok işte hani uygun, işte alışveriş olsun, ev kiraları olsun diyenler biraz abartılı söylüyorlar. Çünkü hiç de o kadar ucuz bir yer değil. Bir market alışverişi ortalama yaptığınız zaman, günlük ortalama, şimdi işte Türkiye'de 20-30 liraya bunu mal ederken burada 30-40 ruble gibi bir maliyet oluyor. Bu arada 1 ruble 3 TL. Bunu hatırlatayım. Ne demek istediğimi oradan anlarsanız pahalı olup olmadığını. Hani diyeceksiniz ki ve orada da ona göre zaten kazanıyorsundur. Ya ona göre kazanmasına kazanıyorsun ama giderlerin çok fazla olduğu için yani denge ortalama hemen hemen aynı. Burada Türkiye'ye göre en büyük avantaj şu, onu size söyleyeyim. Araba fiyatları. Şimdi ortalama 2005-2010 model araba bir alacaksınız, ikinci el bir araba alacaksınız. Marka söyleyemiyorum, biliyorsunuz. Ortalama 3000 dolardan falan başlıyor. Yani bunun altına da bulabilirsiniz tabii ki ama ben hani yürür, başınıza ağrımayacak şekilde bu bir fiyat veriyor, söylüyorum. Burada motosikletçi arkadaşları da düşündüm. O motosiklet fiyatlarına da ortalama baktım. Şimdi marka yine söyleyemeyeceğim işin açıkçası ama aklınıza gelecek. Racing olsun, chopper motorlar olsun, bizim ülkemizin 1/3 fiyatını falan çok rahatlıkla alabiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Hatta 1/3 fiyatının altında bile olan motorlar var. Diyeceksiniz ki benzin fiyatları. Benzin fiyatları ortalama 1.3 ruble falan denk geliyor. Yani dediğim gibi videonun başında 1 ruble 3 TL. Ona göre hesabınızı yapın. Burada en çok dikkatimi çeken şey trafik kuralları.
trafik kuralları gerçekten çok sıkı tutuluyor. Kesinlikle bir sürücü kırmızı ışıkta asla geçemez. Asla geçemez. Çok sıkı bir denetim var. Anında yani ya, polisin yaptırımları da çok fazlasıyla. Yaptırım gücü de çok iyi. Onu söyleyeyim. Ondan sonra yani başınız çok fazla ağrır. Ben burada oturum iznini şu şekilde aldım. Onu da videonun başında aslında söylemem gerekiyordu. Çok özür dilerim. Ben burada bir bayanla evliyim. Yaklaşık 3 yıllık bir evliliğim var. İkinci yılımızda dünyalar tatlısı bir kızım oldu. Bu ilk haberi aldığımda eşimi Belarus'a gönderdim doğum yapması için. Çünkü Çek vatandaşlık alsın diye yavrum. Arkasından hemen ben kendim geldim. O gelme sürecini size anlatayım. Şimdi buraya iki şekilde uzun süreli kalacaksınız. Oturum izni alabilirsiniz. Benimki çocuğum üzerine oldu. Eşim buraya geldikten kısa bir zaman sonra bana istekte bulundu. Ben de o istekle beraber Ankara'ya gitmek zorunda kaldım. Ankara'daki konsolosluğa, Belarus konsolosluğuna gittim. Vizeyi çıkarttım, pasaportumu çıkartmıştım zaten daha öncesinde. Vizeyi aldım ve hemen yaklaşık bir yıl önce, Ağustos ayında buraya geldim. Buraya geldikten sonra hemen nasıl olsa vizeyi aldım, işte oturum iznim var falan filan diye değil. Oturum iznini burada yaptıracaksınız. Eşim Bobrusk şehrine bağlı. Bir kasabada yaşıyor, Bobrusk şehrine bağlı bir kasabada, Dakoy diye. Orada şu şekilde, oranın kendi kasabasının polis merkezine gidiyorsunuz. Yani nüfus müdürlüğüyle diye geçiyor aslında ama polis bakıyor tabii işlemlere. Orada eşim vasıtasıyla ve kendi üzerine nüfusuna geçirdi beni. Yani benim evim şurası, kayıtlı adresim burası. İşte eşimle birlikte burada kalacağız diye. Ondan sonra yazı veriyorlar. Veriyorsunuz. Yaklaşık olarak cevap gelmesinin zamanı 2 hafta, 2,5 haftayı falan buluyor. Ona mutlaka geliyor, onu size söyleyeyim. Çünkü çocuğunuzun üzerine burada kalacağınızı beyan ettiğiniz için kesinlikle herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Sadece o zamanla alakalı o bekleme süreci biraz kasabiliyor insan. Ondan sonra şey geldi, onayımı aldım. Onayı aldıktan sonra size buranın geçici pasaportunu veriyorlar. Geçici pasaportunda şu şekilde size göstereyim. Bunu kesinlikle üzerinize taşımanız gerekli. Şurada da bilgileriniz falan yazıyor işin aslı. Diğer sayfada da, arka sayfasında da hani neden burada oldunuz, kimin üzerine, kızımın adı yazıyor burada, onun üzerine almış oldum. Bu şekilde aldığınız zaman buranın oturum iznini, yani bana 2 yıl verdiler. Ben diğer arkadaş, buradaki Türk arkadaşlara sorduğumda da zaten minimum 2 yıl veriyorlar dediler. Bu 2 yıldan sonra ne olacak onu size söyleyeyim. 2 yıl içerisinde herhangi bir suça dahil olmazsanız, herhangi bir problem yaşamazsanız, yani sicilinizi 2 yıl boyunca çok temiz tutarsanız, size artı 3 yıl veriyorlar. O artı 3 yılda tamamladıktan sonra buranın kesinlikle vatandaşlığını size temin ediyorlar. Şunu da dipnot olarak belirtmem gerekiyor. Bu pasaportu çıkarttığınız yerde mutlaka ikamet etmek zorunluluğunuz var. Yani Bobrusk şehrinde. Ben neredeyim? Ben Mist'teyim. Yani burada kendi nüfusumu Misk'e taşımadım henüz. Buraya taşımak için burada bir adıma bir ev kiralamam gerekiyor. Ya da çalıştığım firmanın işte bu kişi burada çalışıyordur diye nüfus müdürlüğüne bir bildirim yapması lazım. Bu bildirimle birlikte siz karakola tekrardan gidiyorsunuz, polis merkezine gidiyorsunuz. İşte bakın böyleyken böyle benim elimde böyle bir belge var. Ben burada çalışıyorum ya da ben burada ev kiraladım diye. Bu belgeye gittiğiniz zaman herhangi bir sorun yaşamazsınız. Gerçi şu da var, bu zamana kadar beni herhangi bir polis sağ olsunlar çevirmedi.
çevirmiş olsa da söyleyeceğim şey, ben tamamıyla gezi amaçlı geldim. Bir iki gün içerisinde kendi kayıtlı olduğum yere geri döneceğim. Belki onların inisiyatifine kalmış bir şey bu. Ama Boros şehrinde çok fazla iş olanı olmadığı için mecbur kaldım buraya geldim. Burada nerede kalıyorum? Burada bizdeki hani kız kardeşimin kulübesinin yanında kalıyorum. Tek odalı bir yer zaten. Ondan sonra sağ olsun bana kapısını açtı. Yaklaşık olarak 2 aydan beri de yanındayım. Diğer videolarımda da şunu planlıyorum. Şimdiden bunu söylemekte fayda var. Diğer videolarımda birlikte marketleri gezeceğiz. Fiyatlara bakacağız. Daha sonraki videolarda buranın gece hayatını birlikte belki bakarız. Gezeriz, dolaşırız. Diskolarına gider bakarız gece hayatını. Nasıl bir yer. Gece hayatı demişken izleyen erkek arkadaşları için söylüyorum, aklınıza farklı bir şey gelmesin burada. Burada her iş alanında, bakın dipnot olarak tekrardan aklınızda bulunsun, her iş alanında mutlaka bayan var. Çünkü buranın bayan nüfusu çok fazla. Yani bugün belediye otobüslerinde bile sürücü olarak bayan görebilirsiniz. Vinç operatörlerinden tutun, en ağır iş sanayisine varana kadar kesinlikle bayan göreceksiniz. Çok güler yüzlü insanlardır. Sıcakkanlı insanlardır ama aklınıza farklı bir şey sakın gelmesin. Çünkü burada kanunlar çok sert uygulanıyor. Size şunu söyleyeyim. Avrupa sınırları içerisinde tek idam cezası olan ülke burası. İdam cezası gerektiren suçlardan birisi şu: bebek ve çocuk ölümü. İkincisi, herhangi bir terör unsuruna üye olmanız ya da terör eylemine bulunmanız. En direkt idam cezası var bunların. Bayanların kanun hakları erkeklerden çok üstün burada, onu size söyleyeyim. Yani bir şikayetle sizin hayatınızı kaydırabilir tabiri caizse. Kötü bir tabir ama. Örnek vermek gerekirse, eşim bugün bir telefonla bir karakola arayıp bir polis arayıp işte kocam bana kötü davrandı dediği anda beni anında sınır dışı edebilir. Dediğim gibi bayanların buradaki kanun hakları çok çok erkeğe göre üstün. Belki çok kısa bir video olacak bu benim ilk video. Dediğim gibi en başta da sürçülü insan dersem şimdiden affola, lütfen aklınıza gelecek olan tüm soruları sorun. Soru cevap şeklinde de ikinci, üçüncü videoyu da hazırlayabilirim ve cevaplayabilirim. Buradaki en büyük handikapınız şu: benim gibi evli olarak geldiyseniz lütfen buraya gelirken burayı mutlaka inceleyin ve yaşayacağınız artıları eksileri bir kefeye koyup tartın. Şimdi bana diyeceksiniz ki belki arkadaşım sen niye gittin ya da memnun musun? Sadece ben size şunu soracağım. İnsan vatanından uzak olup da mutlu olabilir mi? Kendinize çok iyi bakın. İkinci video devamı niteliğinde olacak ama bu sefer dış ses ve dediğim gibi biraz alışveriş mahiyetinde olacak. Belki üçüncü, dördüncü videolarda yine aynı şekilde gelebilir. Ha, bu arada şunu da size söyleyeyim. Burada Avrupa'da sınırları içerisinde olan bir ülke aslında, yani Rusya ile Avrupa sınırları arasında olan bir ülke burası. Burada kumarhaneler var, gece hayatı var, dediğim gibi alkol had safhada var. Lütfen bunlara dikkat edin. Hayat sizin ama uyarmak bizim. Kendinize iyi bakın.